Zeki Aykafoğlu ve beraberindekileri 1. Gündoğan Mahallesi'nde davullarla karşılayan vatandaşlar kendisine büyük ilgi gösterdi. Tek tek kahvehanelere dolaşan Zeki Aykafoğlu, bir berber dükkanına girişte Anavatan Partisi eski il başkanı Nadir Karaağaç'la karşılaştı. Meydanda toplanan mahallelilere seslenen Nadir Karaağaç, Edip Uğur ve Zeki Aykafoğlu'na destek istedi. Bu tarihi andır. Benim yüce milletim, benim aziz milletim hep zorlukları aşa gelmiştir. Cenab-ı Allah nasip ederse bu iş birlikçilere, Allah nasip ederse öyle bir cevap vereceksiniz ki ve Türkiye 200-250 milyar dolar zarardan tekrar fırlayacak, tekrar yüce noktaya gelecek. Ben sözümü uzattığım için beni bağışlayın. Siz canlarımla birlikte olma fırsatını verdikleri için değerli arkadaşlar, ben yöneticilerime saygılar sunuyorum. Ardından Zeki Aykafoğlu platforma gelerek Gündoğan Mahallesi halkına seslendi. 30 Mart'a kadar evet uyumak yok, eve girmek yok. Ne dedi başbakanımız? Evet sayın başkan dedi, senden bir şey istiyorum. Evet bölgende İyi gidiyorsun, duydum dedi ama kazanman yetmez. Senden fark istiyorum, fark dedi. Yapacak bir şey olmayanlar, projeleri olmayanlar, ancak yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Sakın ha bunlara inanmayın. Bunlar gittiğimiz köylerde damları yıkacaklarmış diyorlar. Pazar yerlerine geliyorlar, pazarları kaldıracakmışsınız diyorlar. Evet buralara geliyorlar, sizin el arabalarınızı alacakmışlar diyorlar. Evet mahallelere gidiyorlar, sizin evlerinizi yıkacakmış diyorlar. Hep çamur atıyorlar. Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verirmiş, bilmeyen eleştirirmiş, yapamayan da çamur atar. Kafaoğlu seçim turlarına Bahçeli Evler Mahallesi esnafına dolaşarak devam etti. Esnafla tek tek sohbet eden Zeki Aykafoğlu, kendilerine ne gibi istekleri olduğunu sordu. Hamdolsun Allah'a idare ediyoruz. Allah sıhhat ve afiyet versin. Allah hayırlı işler versin. Amin. Hamdolsun çok güzel gidiyor. Vatandaşın ilgisi alakası çok güzel. Efendim efendim bizi tanıyorlar. Evet. Başbakanımızı çok seviyorlar. Ondan dolayı ben dışarı sensin başhekimiydim 5 yıldır biliyorsunuz. Şimdi de 6 Eylül Belediyesi'ni inşallah kurmaya geliyoruz. 6 Eylül ilçemizi güzelleştirmeye geliyoruz. 6 Eylül ilçemiz bir sağlık şehri, 6 Eylül ilçemiz bir kültür şehri, 6 Eylül ilçemiz bir sanat şehri olacak inşallah. İnşallah. Üniversite bizde, hastaneler bizde. Hedefimiz güzelleştirmek, prestij caddeler, prestij meydanlar yapmak, alt yapıydı, üst yapıydı. Bunun yanında yaşam merkezleri oluşturmak istiyoruz. Mesela buralarda bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik alanları, su kayakları yapılabildiği büyük şehirlerde ne varsa artık Balıkesir'imize doğacak. Adımız büyük şehir oldu artık. Yani. Sadece ismimizin büyük şehir olmasıyla kalmayacak. Büyük şehir demek daha fazla hizmet demek, büyük şehir demek daha fazla yatırım demek, büyük şehir daha fazla iş demek. Hepimizin işi aşım mutlaka büyüyecek. Var mı istirdarınız? Adliyelik belediye başkanları, tam bir isteğiniz aldınız, talebiniz, beklentileriniz. Yok, inşallah. İnşallah. Aşkım daha güzel olsun. İnşallah, hedefimiz o zaten. Evet. 6 Eylül daha da güzelleştirmek, yaşanabilir bir kent yapmak ve insanların mutlu olduğu bir şehir yapmak. Hedefimiz bütün projelerimizin merkezinde insanlar, insanların mutluluğu var. 6 Eylül, İnşallah geliştireceğiz, güzelleştireceğiz. İnşallah.